Ne baksan bir sokak aralarında her yerde vardırlar. Bazen akşam saat oluyor 11-12, insan korkudan evlerine gidemiyor. Bugün eşini, çoluk çocuğunu alıp da sokağa çıkamıyorsun. Zaten her yerde polis çevirmesi vardı. Uyuşturucu vardı. Bunu devlet yapsın, devlet bulsun. Hepsi özel yerlerinde oturan bir zat gelip kendi arabayla burada uyuşturucu alıp götürüyor. Bu hepsi devletin parmağı var içinde. Zaten devletin parmağı olmasa kimse... Devletin parmağı olmasa yukarıdaki fıran polis orada nöbet tutuyor. O da burada uyuşturucu satıyor. Niye müdahale etmiyor? Görmüyor, bilmiyor. Hani devlet mi var Türkiye'de? Hele kim gör devlet var? Erdoğan şu an hedefi nasıl tekrar ikinci sefer başkan olmak istiyor. Başka bir şey yok. Buradaki gelen uyuşturucu alan da hepsi zengin kısımdır. Sur'u da yaktılar. Hani Sur? 130 metre ev yapmış. Diyor 1 trilyon, 1,5 trilyondur. Kim Diyarbakır'da bu fiyata o parayı alabilir mi o evi? Kimse alamaz. İş versin o gençler bu işten derhal elini uzatıyorlar. Geri çekiliyorlar. Diyarbakır'da iş mi var? Şu an buradaki uyuşturucu yapan arkadaşlar da hepsi açtır diye yapıyorlar. Yoksa hiç birisini de yapamaz. Bu devlet tarafından yapılan bir şeydir. O da biliyor cezası var, o da biliyor hapsi var. Açtır, adam başka iş yok. Nereye gidecek? Hepimiz şu an burayı terk edip Avrupa'ya mı kaçacağız? Türkiye'yi Erdoğan'a bırakacağız. Sabah erken olsun veya akşam geç olsun mesela sokaklarda çocuklarımız gezemiyor. Kadınlar rahat bir şekilde gezemiyor. Bunda tek sebebi hani uyuşturucu kullanan insanlardır. Hani insanlar neden uyuşturucu kullanıyor? Sonuçta bunlar kendi keyfinden ya da çok mutlu oldukları için bunu yapmıyorlar. Ülkede özellikle iş sıkıntısı vardır. Yani mesela fabrikalar açılmıyor. Fabrikalar yerine cezaevleri açılıyor. Yani mesela diyelim ki bir bölge vardır. O bölgede çok güzel fabrikalar yapılıp bu gençlere iş imkanları verilebilir. Ama tam tersi. Ya camiler yapılıyor ya da cezaevleri yapılıyor. Yani ülkenin şöyle bir sıkıntısı vardır. Yani Kürt gençleri özellikle boş verilmiş sanki. Hani böyle bir kötü köşeye atılmış gibi hissediyor kendini. Atıyor uyuşturucumu kullanıyor. Yani bu konuda kolaylık sağlıyorlar gençlere. Sırf beyinleri yıkansın diye. Kendileri beyinleri uyuşsun diye. Kendi haklarını savunamasın diye. Bu şekilde bir politika yürütülüyor. Yani halk olarak herkes bunun bilincindedir. Bunun için hiçbir tedbir alınmıyor. Aksine bunlar için daha da kolaylık sağlanıyor. Mesela polis noktaları vardır burada. Bu işi yapan insanları durdurup GBT'ye vurmazlar. Verini aramazlar. Ama bilirler ki falan kişi emekçidir. İçinde gücündedir gider ona musallat olur. Onu arama eder. Yok hesapta işte biz görevimizi yapıyoruz. Ama su altında saman üretiyorlar yani. Bu işi yapanlarla ilgilenmiyorlar, bu işi yapmayanlarla ilgileniyorlar. Sırf hani halkın gözünde işte biz ilgileniyoruz ama biz baş edemiyoruz gibisine bir algı yaratmak istiyorlar ama öyle bir şey yoktur. Yani uyuşturucu bu sokaklarda, bu bölgede uyuşturucu satılsın diye elinden geleni yapıyor devlet. Yoksa bu kadar kolaylıkla buralarda bu iş yapılmaz. İsteseler 2 saat içinde yani uyuşturucu bitirirler bu sokaklarda. Ama istemiyorlar. Onların hesabına geliyor işte bu uyuşturucu kullanan gençler. Okul imkanı yok. Artık öyle bir sıkıntı da olmuş ki, geçim sıkıntısı öyle bir olmuş ki, öyle bir dereceye gelmiş. Artık yani binalara giriyorlar. Demirleri, kabloları ne bulsalar. Geçen mesela birini elektrik çarpmıştı, ölü bulundu. Neyden? Yoksulluktan yani girmiş işte ne bulsa, önüne ne bulsalar götürüyorlar, satıyorlar. Bunların birçoğu da uyuşturucu bağımlısı olduğu için kriz geldi mi girecek. Yani ya hırsızlık yapacak ya başka bir şey yapacak ya kendini öldürecek. Kaç tane genç kendini öldürdü bu sokakta. Uyuşturucu bağımlısıydı. Kendini asanlar, kendini kesenler, kendine zarar verip hastanelik olanlar. Ama işte yani devlet bunları bizden daha iyi biliyor. Gerçekten bizden daha iyi biliyor buralarda ne olduğunu. Kendi adamlarına iş imkanı veriyorlar. Kendi adamlarına yardım veriyorlar. Gerisini de işte diyorlar artık ne yapıyorsa yapsın uyuşturucu mu kullanır açlıktan mı ölür kendi evinde. Adam yani 5 çocuk babasıdır iş yok çalışsın. Ne yapacak o adam mecbur ya hırsızlık yapacak ya uyuşturucu satacak. Başka çaresi yok ki. Çok insan istemiyor buradan çıkmayı. Çünkü kendi mahallesi kendi sokaklarına nasıl suru yıktılar yaktılar. Bilerek yakıp yıktılar yani.
Şu an kimse gidip o evlerde de oturmuyor. Benim tanıdığım insanlar, yani çevremdeki yakın insanlar gidip o evlerde oturmayacaklarını dile getiriyorlar. Aynı şekilde burayı da o şekilde kullanmak istiyorlar ama halk istemiyor. Yani kendine bir gelsinler, bir sirkelesinler, bir şekilde gözünü açsınlar. Kendi haklarını öğrensinler. Hangi haklara sahip olduklarını öğrensinler. Ona göre davransınlar, ona göre yaşasınlar. Bugün biz bir olmazsak hiçiz yani. Bir şekilde hepimizin bir olması lazım. Allah'ımız yok.